Herkese merhaba. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Sadece çoğuna geldik yine bugün. Beşiktaş maçındayız. İşimiz artık mucizelere kaldı. Geçen haftaki puan kaybından sonra. Şu an maç fazlasıyla Galatasaray 7 puan önümüzde. Bugün zorlu Beşiktaş maçını kazanıp rakibimizin önümüzdeki haftalarda en azından bizim maça kadar puan kaybetmesini bekleyeceğiz ki arenaya giderken. Dediğim gibi mucize gerekiyor şu anda. Geçen hafta Sivasspor maçının son dakikasında verilen neredeyse bütün spor kamuoyunun eski hakemlerin olsun, tarafların olsun, bir camia hariç hepsinin ortak görüşü olan ağır bir penaltı kararıyla puanımızı alamadık. Kötü oynadık zaten. Olympiakos maçının ardından bir moral bozukluğu vardı zaten belli. Bireysel beceriyle attığımız iki golden sonra. Dediğim gibi iki puanımızı çok kötü bir yerde bıraktık. Hem kendi kötü oyunumuzu hem de hakemin son dakikada verdiği penaltı pozisyonuyla. Dolayısıyla artık mucizelere kaldı işimiz. Benim en çok kızdığım, en çok kırıldığım nokta çıkılmayan bir Süper Kupa finali var. Bir mesaj verilmek adına. Ligden çekmek için kongreye toplanan 35 bin 40 bin kişi varsa da ve ligden çekilmek oylanmıyor, konuşulmuyor bile. Daha sonrasında bu maçın ardından herhangi bir açıklama yapılmadı penaltı pozisyonuyla ilgili. Ve de ben burada olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyen bir başkanın önümüzdeki sezon için hala adaylık planlaması, önümüzdeki sezonun planlaması. Yani ben dediğim gibi Ali Koç'a karşı herhangi bir şekilde kişisel bir şeyim yok. Ali Koç'a karşı herhangi bir şey olamaz zaten bende kişisel bir şey. Ancak bu düzeni yıkamıyorsa, var olduğunu söylediği düzeni yıkamıyorsa, ben varken burada şampiyon yapmazlar dedikten sonra hala aday oluyorsa, ben artık sorgulamaya başlıyorum. Yani bu ne kadar devam edecek, bu inat ne kadar devam edecek. Eleştirmek için belki de doğru yer değil. Sezon sonunda kapsamlı bir konuşma yapacağız zaten ama dediğim gibi gene Fenerbahçe bir şekilde yarıştan koparılıyor. Bir şekilde hem içimizdeki faktörlerden hem dışımızdaki faktörlerden ötürü önümüzü göremiyoruz. Ve de ligin sonuna doğru gene bir hüsran vakasıyla karşı karşıyayız. İnşallah bir kere olsun mucizeyi bizim adımıza gerçekleşir ve şampiyon bitiririz. Çok yani artık 10 binde bir, 100 binde bir artık böyle bir ihtimal şu anda Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Ama matematiksel olarak hala devam ediyor. Göreceğiz. Sonuna kadar destek vereceğiz. Sonuna kadar yanında olacağız takımın. Şampiyonluk gidene kadar da, şampiyonluk gittikten sonra da artık ilk defa yaşamıyoruz bunu. Bugün ama dediğim gibi önümüzde 90 dakika var. Bugünü kazanıp umutlarımızı hayata tutmaya çalışacağız. Ben de yavaş yavaş tribün kısmına geçeceğim. Zor bir sezon oldu benim için de. Hem mental olarak da, fiziksel olarak da. Umarım vloglardan keyif almışsınızdır şu ana kadar. Beğeniyorsanız, destek vermek istiyorsanız da hem videoya like atabilirsiniz hem de kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. İnşallah bugün Fenerbahçe'nin kazandı. Güzel bir maç olur. Hepinize keyifli seyirler.
iki değişiklik de var hocada. İdeal kadronun yanında Jack Oyen'e Batshuayi oynuyor. Bakalım nasıl etki edecek, beraber göreceğiz. Biraz daha dinamik, biraz daha önde basan Fenerbahçe diliyorum. İlk yarıdan da inşallah bunun karşılığını alacağız. Hep beraber göreceğiz. Biraz zor oynayacak olan Fenerbahçe Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasının hakem ve takım kadroları. Müsabaka hakemi Volkan Bayarsa. Birinci yardımcı hakem Serkan Ol. İkinci yardımcı hakem Serkan Uluca. Dördüncü hakem Yönet Balyan. Beşiktaş 34. Evet! Batshuayi! Hayır!
Şanssızlık, deneme şansını ama İsmail'i 16 dakikada bıraktık ya. Çok yazık ya, çok yazık ya. Yabancı kurumdan muhtemelen ben kahve çıkardım. Şu anda Çağlar'ı soktu. Her şey inanılmaz ya. Bu takım niye bu kadar bahtsız ya? Gel son amaç! Kuzema! Kuzema! Türkiye. Bana gidiyor. Fred yerde bana gidiyor. Kırmızıya bakacak. Kırmızıya bakacak. Red yerde kırmızıya gidiyor. Sarı ipler kırmızı! 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 Tereddütsüz bardağın çarpı kırmızı verdiler. Ben çıplak gözle görmedim. Tereddütsüz kırmızı verdi bardaki. Devam abi. 10 kişi 25. dakika. Biz Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynayamıyoruz ama ilk yarıda bitmemiz gerekiyor. Devam. Beşiktaş bitse de gitsek tarzını oynuyor. İç maçla alakalı yok. Çoğunluğu tekrar oynuyor. Birkaç tane pozisyon dışında işte genişli atak dışında. Onun dışında tabii 25. dakikada gelen net kırmızı kart
Piste bir telefondan gördüm daha sonra. Yani ayağını kırma, ayağını kırmaması mucize. Dolayısıyla güzel ikiydi ama 1-0 yetmez. Bu adamlar Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kalınca bize karşı çok farklı oynuyorlar. Hiç onun sinyalini vermiyorlar şu ana kadar ama bir ikinci yarının başında ikinci, üçüncü atıp maçı bitirmek lazım. Onun dışında İsmail'in sakatlığı tabii. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Bilmiyorum nesi var. Çok denedi, oynamayı denedi, oynayamadı. Gol güzel gol. Yani istediğimiz gibi diyor yaşı. İnşallah ikinci yarının başında da yine bu baskıyla, bu şeyle golü bulacağız. Bugün buradan 3 puanla ayrılacağız. Yolumuza, umutlarımıza devam edeceğiz. Hayırlısı. Kapılmadan aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular da geldi. Başlıyoruz ikincilere. 45 dakika sonra inşallah kazanırız. Devam. Vallahi Lima bizi direkt yani çizgiden çıkardı vallahi. İnanılmaz. Çok çok biz işte bundan kaçırmamız gerekiyor. Direkt 2 yapmamız gerekiyor. Jack Zafer yakında. Tempo biraz daha düştü. Maçı biraz daha efektifliğini kaybetti. Yani çok hırslı, istekliydi. İkinci yarı biraz daha düşük tempoda geçiyor. Çünkü bir vitesi arttırıp ikinci gol atıp başlatmamız gerekiyor. İnşallah bir kaza çıkmaz. Haydi hızlı. Sağda Erfan gidiyor. Atır bana. Yapma çaka ya.
durduk yere şapkadan tavşan çıkardı. Yani inanılmaz bir gol attı Cenk. Ve yani yeni Cenk gol ya. Nasıl Cenk olursa veremiyorlar ya. Evet, 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 evet. Hadi Mert. Buna koyayım. Ceko. Stat'tan çıktık, yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz ama dediğim gibi sonlara doğru gene. Yani maçı kazanmış olmamız ayrı bir nokta. Ama maçı nasıl kazandığımız çok ayrı bir nokta. Yani 65 dakika boyunca, yani uzatmalar da ekledi, 75 dakika boyunca 10 kişi oynayan bir Beşiktaş var. İkinci golü bulduktan sonra özellikle ben farkı açarız, 3'e 4'e gideriz diye düşünürken yine ölüyü diriltip 2-0'a okey olan, hücumu tamamen bırakıp topu tamamen rakibe bırakan bir Fenerbahçe vardı. Yani kabul edilebilir gibi değil. Birçoğunuz kızacaksınız bana, maçı kazandık işte niye eleştiriyorsun diyeceksin ama yani bu anlayış olarak yanlış bir şey bence. Dolayısıyla yani kazandık mı, puan mı kaybettik, herkes içinde bir buruk bir şey var. Çünkü yani gene o stresi yaşadık. Geçti gitti, tamam. Önümüzdeki hafta çok zor bir Konya deplasmanına gideceğiz. Çünkü Konya küme düşme potasının 3 puan üstünde galiba, yanlış bilmiyorsam. Onları iyice aşağı etmemiz gerekiyor. Bizim puan kaybetmememiz gerekiyor. Artık dediğim gibi mucizelere kaldı. 4 maç. Bir tanesi Galatasaray'la. Biz hepsini kazanmaya çalışacağız. Ama yetmiyor. Galatasaray'ın da Sivas, Karagümrük veya Konya maçlarından birinden puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi geçen haftadan sonra mucizelere kaldı. İnşallah bu sefer bir seferliğine Fenerbahçe için mucize gerçek olur. Biz de seviniriz. 10 sene oldu artık yani. Her maç daha da yaşlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenip ücretsiz abone olup takip edebilirsiniz. Bana bir, çok büyük bir anlam ifade ediyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki maç Konya maçına gidemezsem bile Kayseri maçı olacak 2 hafta sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.